Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde de FETÖ soruldu, Soylu geçiştirdi ifadesini görüyoruz. AKP dönemine bak, çifte standart ara başlıkları var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın terör soruşturmasına ilişkin iddialarla ilgili olarak AKP dönemindeki FETÖ yapılanmasını işaret etti. İmamoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın kardeşini ve eski başkan Mevlüt Uysal'la kayyum döneminde Vali Ali Yerlikaya'nın işe alımlarını anımsattı. Çifte standart başlığının altında şunu görüyoruz. Saatler sonra konuşan Bakan Soylu, akrabalık bağları üzerinden terörle bağlantılı oldukları iddia edilen bazı İBB çalışanlarının isimlerini ve fotoğraflarını ekrana yansıttı. Soylu, Çataklı'nın kardeşi için konuşmuyorlar, Fransa'da yaşayan kardeşleri için de İsmail Bey'i mi yargılayalım demekle yetildi. Yani bir yandan İBB çalışanları için akrabalık ilişkileri önemli hale gelirken bakan yardımcısının akrabalık ilişkisi çok önemli görülmüyor. İşte çifte standart başlığı da o nedenle atıldı bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde. Gerekçesiz gerekçeli karar başlığını görüyoruz. Şimdi gelin İmamoğlu ile ilgili tam da bu tartışmalar yaşanırken o gerekçeli karar açıklanmıştı. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis kararının ardından o gerekçeli kararı açıkladı ama şimdi avukatlardan önce iktidara yakın medya öğrendi bu kararı. Neden indirim yapılmadığı anlatıldı. İmamoğlu'nun yargılamayı ciddiye almadığı savunuldu. Karar önce avukatlarla değil, iktidara yakın medyayla paylaşıldı. Merhaba, nasılsınız? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine zincirleme hakaretle yargılandığı davadan hem siyasi yasak hem de hapis cezası kararı çıkmıştı. Kararı veren İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı. Haberi ilk paylaşan iktidara yakın medya oldu. 17 sayfalık gerekçeli kararda alt sınırdan uzaklaşarak ceza verilmesine ilişkin İmamoğlu'nun YSK üyelerine ettiği öne sürülen hakareti basın önünde işlediği, üyelerin onur, şeref ve saygınlığını zedelediği iddia edildi. Sağ ol, var olasın, teşekkür ederim. Kararda Ordu Valisi ile İmamoğlu arasındaki polemik de hatırlatıldı. Sanığın geçmişiyle ilgili mahkememizde olumsuz bir kanaat oluşmuştur denildi. Yargılama sürecindeki davranışlarıyla mahkemece yapılan yargılamayı ciddiye almamış, bu olumsuz davranışlardan dolayı lehine indirim uygulanmamıştır ifadeleri kullanıldı. Ekrem İmamoğlu sürecin başından beri ahmak kelimesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için kullandığını belirtiyor. Gerekçeli kararda sözün muhatabının YSK üyeleri olduğu duraksanmayacak şekilde açıktır denildi. Ahmak kelimesinin aptal, geri zekalı anlamında kullanıldığı savunuldu. Davaya bakan iki hakimin de tarafsız olduğu öne sürüldü. Davanın ilk hakiminin ceza vermek istemediği için sürüldüğü iddia edilmişti. İmamoğlu'nun avukatlarından Kemal Polat, kararı kendilerine tebliğ edilmeden önce ajanslardan öğrendiğini söyledi.